x gördüğümüz yere 2 yazarsak 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti eksi 1'den 1 bölü 2 üzeri 1. F'in tersi 16'yı nasıl bulacağız? Şöyle yapabilirsiniz. Fonksiyonun illa tersini almaya gerek yok. Buraya a yazalım. F a eşittir 16 deriz. Atarız böyle bunu buraya. Haliyle arkadaşlar 1 bölü 2 üzeri a eksi 1 16 olur. 16 2 üzeri 4'tür. Aynı zamanda 1 bölü 2'nin de eksi 4. kuvvetidir. Bu yüzden a eksi 1 eşittir eksi 4'ten. a da eksi 3 geldi. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti çarpı eksi 3'te eksi 3 bölü 2 yaptı. C şıkkı. Logaritma 4 tabanında 32, 2 tabanında yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2, bu 2 üzeri 5. Böylece 5 bölü 2 oldu. Tabanınki ters çevriliyor sayının ki direkt olduğu gibi yazılıyor. Log 27 9'a gelirsek aynı mantıkla log 3 üzeri 3 log 3'ün karesi haliyle arkadaşlar 3 ters çevrilecek 2 de bu şekilde 2 bölü 3 olacak. Bunların çarpımı sorulmuş. 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 birleştirdiğimizde 2'ler gitti. 5 bölü 3 değişik oldu. 2 ile 3 arasında olacak mavi balonun yüksekliği. Böylece 2 ile 3 arasında bir sayı bakmamız lazım. Log 2 3 birden büyüktür ama 2'den küçüktür. Çünkü log 2 2 ile log 2 4 arasında olmaz. Log 3 5 yine arkadaşlar 5 3 ile 9 arasında olduğu için ya 1 ile 2 arasında olacak. Log 5 17 1 ile 2 arasında olacak. Log 6 35 1 ile 2 arasında log 7 51'e geldiğimiz zaman 49'dan büyük yani 2'den büyük. Ama aynı zamanda tabii ki 7 üzeri 3'ten de küçük. Gerçekten 2 ile 3 arasında olmuş oldu. E şıkkı. Birincisi x kesinlikle 1 olmamalı. Onu hemen yapalım. Sonra x büyüktür 0 sadece x'e bakarsak. E, i̇kinci basit olarak 5-x de yine 0'dan büyük olmalı. Çünkü içer 0'dan büyüktür. Bir de son olarak x kare eksi 2 x eksi 3 büyüktür 0 diyeceğiz. Bunun için tablo yapalım. x eksi 3 çarpı x artı 1. Böylece 1 kök eksi 1, 1 kök 3. Artı eksi artı. Demek ki bu da arkadaşlar eksi sonsuzdan eksi 1'e birleşim 3'ten sonsuz olmalıymış. Ancak x sıfırdan büyük olmalı dedik burası gitti. Sonra diğer taraftan bakınca 5 eksi x büyüktür 0 dediğimiz için x 5'ten küçük olmalı. Haliyle arkadaşlar 3 ile 5 aralığına sıkıştı. 1 zaten olmamalı 3-5 aralığında da 1 yoktur. Cevap bu yüzden c şıkkı. Üstel fonksiyonlar arkadaşlar birebir fonksiyonlardır. Çünkü görüntüleri ya şöyledir ya da böyledir. Haliyle bunlar kesinlikle birebir olduğunu nereden anlıyoruz? Yatay doğrular çizdiğiniz zaman grafiği sadece bir noktada kesiyor. Daima artandır ya da daima azalandır. Eğer taban birden büyükse daima artandır. O yüzden ikincisi doğru. Bu arada birebir olduğu için üçüncüsü de doğru. Eğer taban sıfırla bir arasındaysa arkadaşlar evet fonksiyon azalan fonksiyondur. Görüntüsü de böyledir. 3'ü de doğru E şıkkı. Çapı log 4 imiş. Hemen bu neye eşittir? 1 bölü 2. Çünkü 2 4'ün kare kökü. Bu 1 bölü 2 çapa sahip olan pembeden büyükmüş, mordan da küçükmüş çapı. Böylece 1 bölü 2 küçüktür. Log 9 x artı 2. Şimdi sol tarafa atarsak 9'u. 9'un 1 bölü 2. kuvveti 3 yapar. 3 küçüktür. x artı 2'dir. 1 büyüktür. x'tir arkadaşlar. Bu birinci eşitsizliğimiz. İkinci eşitsizliğimiz 1 bölü 2 büyüktür. Logaritma 16 x eksi 1. Şimdi 16'yı öbür tarafa atarsak 16'nın 1 bölü 2. kuvveti 16'nın kare kökü demektir 4 olur. Böylece x eksi 1 küçüktür 4'tür. x küçüktür 5'tir. Burada hemen şunu da unutmamalıyız. Logaritmanın içi asla negatif olmamalı. Sıfırdan büyük olmalı. Bunu da böyle eklemeyi unutmamak lazım küçüktürlerde. Haliyle x arkadaşlar 1 ile 5 arasında çıktı. Bir de demişti ki pembe uç tam buna eşit olabilir. O yüzden şurayı da unutmayalım küçük eşit deyip orayı da küçük eşit 5 demiş olalım. Böylece sonuçta 5'e de eşit olabilir pembenin girmesi için. Cevap D şıkkı. Aslında ikinci derece denklem mantığıyla yapacağız bunu. Çünkü 3 üzeri x arkadaşlar harflendirip a dersek a kare eksi bir de şu üslü sayılarda bazen artılı olduğu zaman ayırın iki parçaya bunu böyle yazın. Haliyle daha kolay görürsünüz. 9a Eksi 10 eşittir 0. Böylece a eksi 10 çarpı a artı 1 çarpımları eksi 10 toplamları eksi 9 böylece oldu. a 10 oldu a eksi 1 oldu. a dediğimiz neydi? 3 üzeri x. 3 üzeri x 10'a eşit olabilir mi? Evet. Atarız buraya logaritma olarak geçer. x eşittir logaritma 3 tabanında 10 olur. Ancak 3 üzeri x herhangi bir negatif sayıya eşit olamaz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. Logaritma 2 tabanında x'in parantez karesi buradaysa logaritma 2'ne 2'de x kare arkadaşlar. Şimdi bu logaritma 2 tabanında x'e a dersek burası a kare olur. Diğerinde ise şu x kare olduğundan başa katsayı olarak gelir. Bu yüzden burası eksi 4a olur. Artık a eksi 3 çarpı a eksi 1 diye ayırırsak a buradan 3 olabilir. A buradan 1 olabilir. A dediğimiz logaritma x'ti. 2 tabanında x'ti. Haliyle x 8. Yine logaritma 2 tabanında x 1 olması için x'in de 2 olması lazım. Kökler toplamı 10 geldi. fx fonksiyonunun denklemini direkt yazamayız ama şunu söyleyebiliriz en azından. Bakın şimdi. A bir baş katsayı. Köklerden biri eksi 4 olduğu için x artı 4. Köklerden biri 0 olduğu için x eksi 0 yani x ve köklerden bir tanesi de 4 olduğundan dolayı x eksi 4. Peki a'nın işaretiyle ilgili ne söyleriz? 4'ten itibaren fonksiyon aşağı gidiyor. Demek ki bunun kat negatifmiş arkadaşlar. Bunu söylerim. x kare eksi 5 x artı 4'e gelirsek x eksi 4 çarpı x eksi 1'dir. Toplamları eksi 5 çarpımları 1, 4. Bu arada pay ve paydayı sadeleştirme hakkımız var. x eksi 4'ü götürelim. Unutmayalım yine de x eşit değildir 4 diye ama pay ve payda olduğu zaman olur. Şimdi hx de ln bu ifadenin bölümüymüş. Burada artık elenli olduğu için logaritmanın içi asla negatif olamaz. Sıfırdan büyük olmalı. Köklere bakalım. x artı 4'ten dolayı eksi 4. x'ten dolayı 0. Ve arkadaşlar yine x eksi 1'den dolayı 1. Baş kat sayı eksi olduğu için eksiyle başlayacağız. Artı, eksi, artı. Eksi sonsuzdan eksi 4'e birleşim sıfırla bir aralığı olacak cevabımız E şıkkı. Tabanlar aynı olduğu zaman bunları silip logaritma 30 tabanında 36 şeklinde yazabiliriz. Böylece tek tabana düşürmüş oluruz. Çünkü hem 7 tabanı var hem 6 tabanı var kafamız karışır. Bu şekilde daha kolay bir görüntü. Bir de log 30, 36 ve log 6, 5. Soru bizden bunu istiyor. Normalde ben sorulanı verilene benzetmeye çalışırım. Ama 30 tabanı 6 tabanından daha büyük olduğu için 30 tabanını 6'ya benzeteceğiz. Bunu nasıl yapıyorduk? Şu kuralla. Logaritma A tabanında B eşittir. Logaritma C tabanında B bölü. Logaritma C tabanında A. Bu şekilde söylüyorduk arkadaşlar. Haliyle artık buradan yararlanarak logaritma 30 tabanında 36'yı bakın nasıl yazacağım. Logaritma 6 tabanında 36 bölü logaritma 6 tabanında 30. Logaritma 6 tabanında 36, 6'nın karesi olduğu için 2. Logaritma 6 tabanında 6 artı, logaritma 6 tabanında 5 diye yazarız 6'da. Ve burası 1 olduğu için 1 artı şu ifadeye x diyelim bulmamız gereken ifadeye. 2 bölü 1 artı x şu an arkadaşlar u'ya eşit ters çevireyim. 2, 1 artı x bölü 2 eşittir 1 bölü u olsun. 1 artı x eşittir 2 bölü u. x de buradan 2 bölü u eksi 1. Payda eşitlersem 2 u pardon 2 eksi u bölü u olmuş oldu. Cevap e şıkkı. Logaritma 3 bölü 4. Arada artı olduğu için tabanlar da aynı olduğu için çarpacağız. 4 bölü 5. 5 bölü 6 nokta nokta ta ki n bölü n artı 1'e kadar. 4'ler gider, 5'ler gider, 6'lar gider, n'ler gider. Böylece logaritma 3 bölü n artı 1 olur. Bu da eksi 1'miş. Atarsak öbür tarafa 10 üzeri eksi 1. Yani 3 bölü n artı 1 arkadaşlar 1 bölü 10 olması lazım. Paydanın 30 olması gerekiyor. N de buradan 29 geldi. A şıkkı. Bir kere 1'i buraya yazmak zorundayız. Çünkü daha öbür türlü logaritmada hangi taban olursa olsun 1 verdiğinizde 0 olur. Onu yazalım. Sonra arkadaşlar e, şurada logaritma 4 tabanında da 4'ü yazacağım. Logaritma 4 tabanında da 4 1'dir. Diğerlerinde hep e, kendilerinden büyük sayı olduğu için sonuç olarak bunu da en son sayıdan bir önceye yazalım ki bir tanesi 1 bir tanesi de 0 olacak şekilde diğerlerinden küçük olsunlar. Geldiğimiz zaman şimdi bunlar gitti. 1 ve 4'ü hallettik. 5, 27, 32'de şöyle güzel bir taraf var. Log kök 2'ye 5 verdiğiniz zaman aslında o kök 2 2 üzeri 1 bölü 2 olduğu için ters çeviririz kat sayı olarak yukarı gelir. Hatta bu da yine 5'in üstü olur. Logaritma 2 tabanında 25 olur. Böylece bu da arkadaşlar 4 küsür bir sayıdır. Siz şimdi buraya 5'i verirseniz logaritma 3 tabanında 5 e, geriye ne kaldı? 5'i de verdik. 27 yaptığınız zaman burası 3 olur. Gerçekten zaten... 4 küsür bir sayı olduğu için mor olan bu da 3 olduğundan küçük olacaktır. Log, log 5'e de 32 kaldığı için arkadaşlar log 5 32 25'ten büyük olduğu için 2'den büyük ama 125'ten de küçük olduğu için 3'ten küçük. Haliyle bu da artık tabii ki sarı olandan küçük olmuş olacak arkadaşlar. Böylece bunu da yaptıktan sonra bir hamlemiz daha var. Siz gidip logaritma 3 tabanında 27 değil de logaritma 3 tabanında 32. Diğerinde logaritma 5 tabanında 27 yapsanız yine değişmiyor. Bakın şimdi log 3, 32 3'ten büyük bir sayı ama 4'ten küçük. log 5 27 de 2'den büyük bir sayı ama 3'ten küçük. Her türlü yine büyük oldu. Demek ki önce sarıya 27 vermiştik. Sonra 32 verdik. Alabileceği değerler toplamı 59 E şıkkı.